Azerbaycan mı yoksa İran mı? Bölüm 16. Yorgun Demokrat. Çok çalıştım. Artık Kemal'e dolmuştum. Çok çaba sarf ettim. Savaş olmasın dedim ama olmadı. Çaldıran Savaşı'ndan 10 yıl geçmiş, hele bir defa yüzüm gülmüyor. Dudaklarımda gülümseme olmuyor. Ömrümün son günlerini yaşıyorum. Sizin için bu az ömrümde elimden geleni yaptım. Fetihler edip parça parça bölünmüş ülkemizi birleştirmeye çalıştım. Vatanın bir sıkma toprağını, bir avuç altından, Türk dilimizin küçücük bir sözünü kıymetli mücevherlerden üstün bildim. Her ikisi için, vatanımızın ve devletimizin ebediyeti için ne başardıysam onu yaptım. İyi olan neye başladıysam onu göğe erdirdim. Hatalarımı tekrar etmeyin. Size vasiyetim budur. Size üç emanet bırakıp gidiyorum. Dilimiz, vicdanımız, vatanımız. Onlar size emanettir. 23 Mayıs 1524'te Türk tarihinin en büyük devlet adamlarından biri, büyük lider, büyük savaşçı, din adamı ve muazzam bir şair olan Ebu'l-Muzaffer Bahadır el-Hüseyni ya da bilinen adıyla Şah İsmail es-Safevi bu vasiyetini söyleyerek hayata gözlerini sonsuza dek yumdu. Şah İsmail öldüğünde geride kalanlara büyük bir devlet, saygıdeğer bir aile ve Orta Doğu'nun en güçlü devletlerinden birini bırakıyordu. Halk ve komşu devletler yeni Safevi Şahı'nın kim olacağını merak ediyordu. Şah İsmail'in ilk eşi ve Safevi Şahbanusu, Şahbeyi Taçlı Begüm, bazı kaynaklara göre kendi oğlu, bazı kaynaklara göre ise üvey oğlu 10 yaşlı Tahmasp'ı tahta çıkardı. Şah'ın çocuk olmasını fırsat bilen bazı kızılbaş liderler isyan çıkararak 8 yıl sürecek olan iç savaş başlattılar. Bu dönemde devleti Taçlı Begüm ve bazı kaynaklara göre Tahmasp'ın gerçek annesi Behruze Sultan yönetiyordu. Nihayet 1532'de Şah Tahmasp 18 yaşında isyanları bastırdı ve tüm yetkiyi eline aldı. Üsyan kaldıranlardan biri de tekeli boyundan olan Çuha Sultan'dı. Çuha Sultan, Şah Tahmasp'ın aklına girerek Şah'ın veziri Div Sultan Rumlu'yu öldürdü. Tarihe afeti tekeli olarak geçen bu isyan, Çuha Sultan'ın Şah'ın vekili olmasıyla sonuçlandı. Şamlılar ile Tekelüler arasında meydana gelen savaşta Çuha Sultan öldürüldü. Hüseyin Han Şamlu onun yerine geçti ancak o da 3 yıl sonra ortadan kaldırıldı. Öte yandan doğuda ve batıda ülkenin sınırları tehdit altındaydı. Eskiden beri Horasan'a hakim olmaya çalışan Özbekler iç karışıklıklardan istifade ederek Şah İsmail'in ölümünden hemen sonra saldırıya geçmişti. 12 yıl boyunca Ubeydullah Han defalarca saldırmıştı Horasan'a. Şah İsmail zamanındaki Şah'a tam bir itaatle bağlanma anlayışı büyük ölçüde sarsılmıştı. Bu yüzden Şah Tahmasp fazlasıyla meşguldü o dönemlerde. Nihayet Ubeydullah Han Herat'ı ele geçirmiş ancak Şah'ın o tarafa yürümesi üzerine bölgeyi terk etmişti. Şah Tahmasp önderliğindeki Safeviler herhangi bir direnişle karşılaşmadan Herat'ı ve çevresini geri aldı. Kandahar'a giden Şah Tahmasp burayı zapt ettikten sonra Kaçar Budakan'ı vali tayin edip Herat'a döndü. Tekeli tayfasının iktidardan uzaklaştırılması üzerine Azerbaycan Beylerbeyi Ulama Han Tekeli, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı, Safevilerde meydana gelen iç karışıklıklarla Özbeklerin saldırıları konusunda bilgilendirdi ve onu Safevi Devleti'ne sefer düzenlemeye ikna etti. Ve 1534'te Pargalı İbrahim Paşa önderliğindeki ordunun Tebriz'e girmesiyle Sultan Süleyman'ın birinci yürüyüşü gerçekleşti. Osmanlı ordusu Tebriz'deyken askerlerin baskı ve şiddeti sonucu şehirde birçok isyan çıktı. Osmanlı askerleri kasaba halkını soydular ve öldürdüler. Horasan'da Özbeklere karşı yürüyen Şah Tahmasp'a Osmanlı ordusunun Tebriz'e girdiği haberi ulaştı ve Şah Rey'e doğru ilerlemeye başladı. Kat edilen uzun mesafe nedeniyle Kızılbaşların atları ve savaşçıları çok fazla yorulmuştu. Ayrıca ordudaki savaşçı sayısı da 7000'i geçmiyordu. Ancak Hasan Bey, Rumlu'nun mecazi ifadesine göre padişahın ordusu çölün kum tanelerinden ve sonbahar yapraklarından daha fazlaydı. Şah Kazvin'e, oradan da Abhar'a gitti. Abhar'da Şah emirleri toplantıya çağırdı.
Onlardan her biri fikrini söyledi. Toplantıda Hüseyin Han Şamlı. Şahım, atlarımız çok yoruldu. Rum ordusunun karşısına çıkamayız, dedi. Ve Şah Tahmasp ona şöyle cevap verdi. Rumlarla yüz yüze savaşmak istediğimizi kim söyledi? Babamı takip etmeyeceğim. Bu düşman çok güçlü. Tebriz ve Kürdistan'ı ele geçiren Osmanlılar Gilan'dan destek almayı umuyordu. Osmanlı ordusu Bağdat'ı ve Şiiler için kutsal sayılan Necef şehrini ele geçirdi. O sırada Şah Tahmasp Belh'te Özbeklere karşı savaşıyordu. Sultan Süleyman Şah Tahmasp'a gönderdiği bir mektupta onu korkaklıkla suçladı ve savaş başlatılmasında ısrar etti. Şah şöyle cevap verdi. Ben aklımı kaybetmedim. 10 Osmanlı askerinin bir Kızılbaş'a karşı durduğu eşitsiz şartlarda düşmanla savaşamam. Osmanlı ordusunun ilk saldırısı Şah Tahmasp'ın hükümdarlığında büyük bir krize yol açabilirdi. Çünkü Şamlı aşireti Hüseyin Han Şamlı'yı görevinden alarak mutlak iktidarı yeniden ele alan Şah Tahmasp'ı zehirlemeye çalıştı. Ancak başarısız oldular. İsyancılar Sultan Süleyman'la temasa geçerek ondan Şehzade Sam Mirza'yı desteklemesini istedi. Şehzade Sam Mirza, Osmanlı yanlısı bir politika izleyeceğini açıkladı ve bunun karşılığında Osmanlılar tarafından şah olarak tanındı. Bu tanınma ve şehzadenin isyanı Tahmasp'ın sarayında büyük bir kargaşaya neden oldu. Ancak iyi bir askeri strateji izleyen Şah Tahmasp, Süleyman'ın ele geçirdiği bölgelerin çoğunu geri aldı. Şah'ın bu hareketi Süleyman'ı tekrar kendisine saldırmaya yöneltti. Ancak ordunun öncü birlikleri Şah'ın komutasındaki Kızılbaşlar tarafından yok edildikten sonra Sultan Süleyman geri çekilerek İstanbul'a gitti. Böylece Süleyman bu sefer sonucunda ancak Bağdat'ı ele geçirip koruyabildi. Karşılığında ise büyük maddi ve askeri kayıplar verdi. Bağdat şehri Osmanlı ordusu tarafından direnişle karşılaşmadan ele geçirilmişti. 1535 baharının başlarında Osmanlı ordusu Bağdat'tan ayrılarak Safevilere karşı ikinci seferine başladı. Bundan önce Şah Tahmasp Tebriz halkını başka bir yere taşımış, yiyecek ve diğer gerekli eşyalar taşınmış, taşınamayan eşyalar ise imha edilmişti. Bu önlemlerin uygulanmasının ardından Şah Sultaniye'ye çekildi. Osmanlı ordusu ve Pargalı İbrahim Paşa'nın Tebriz'e girmesinden sonra Şah Tahmasp ikinci kez barış görüşmeleri için bir heyet gönderdi ancak bu kez de teklif reddedildi. Şah'a karşı Sultaniye şehrine gelen Osmanlı ordusu yiyecek sıkıntısı ve ordu arasında yayılan veba salgını nedeniyle büyük bir kayıpla karşılaştı. Emir Sultan Rumlu ve Çırak Sultan Ustaşlı komutasındaki Kızılbaşların ileri müfrezeleri Osmanlılarla girdiği çatışmada onları mağlup etti. Geri çekilen Osmanlı ordusunu Kızılbaşlar takip etti. O sırada Şah bizzat Van Kalesi'ni yeniden kuşatmıştı. Vostan yakınlarında hain Ulema Bey'in orada olduğu haberini alan Şah Tahmasp, 2000 savaşçıyla birlikte oraya bizzat gitti. Ulema'nın Kızılbaş ordusunun tehlikesine ilişkin, uyarılarına kulak asmayan ve sayısal üstünlüğe inanan Muhammed Paşa, Safevi ordusuna saldırdı. Ancak Şiraz hakimi Gazi Han Zülgadar, Türkmen ve Zülgadar aşiretlerinden bir grup muhafızla birlikte Şah Osmanlılara saldırarak onları mağlup etti. Hasan Bey Rumlu'nun ifadesiyle, bir anda 400'e yakın Türk, Kızılbaşlar tarafından öldürüldü ve başları Şah'ın atının ayakları altına atıldı. Sultanın birçok soylusu esir alındı. Safevi ordusu, Osmanlı ordusunu Bitlis'e kadar takip ederek birçok ganimet elde etti. Erciş'i kuşatan Kızılbaşlara karşı Erciş savunucuları dayanamayıp kaleye çekildiler. Sultan Süleyman'ın emriyle kendilerine yardıma giden Sinan Paşa ve Orsudu da Budak Han Kaçar komutasındaki Kızılbaşlar tarafından yok edildi ve Sinan Paşa öldürüldü. Sinan Paşa'nın öldürüldüğü haberini duyan Sultan Süleyman, ordusunun seçilmiş askerlerini İbrahim Paşa komutasına devrederek Erciş'te kuşatılanların yardımına gönderdi. Ancak Kızılbaşlar, İbrahim Paşa'nın gönderdiği grubu da mağlup etti. Bunun üzerine İbrahim Paşa, kale halkını da yanına alarak oradan ayrıldı. Böylece Van ve Erciş toprakları Şah'ın eline geçti. Ve bir müddet Sultan Süleyman ve Şah Tahmasp birbirlerine dokunmadılar. Büyük Babür İmparatorluğu ile Safevi İmparatorluğu arasındaki ilişki Şah İsmail döneminde ittifaka dayanıyordu.
Emir Timur'un soyundan gelen Babür Hanedanı, Orta Asya'daki atalarının tahtını yeniden ele geçirmek istiyordu ve Safevi Devleti ile bunun için birlikte çalıştı. Şah Tahmasp döneminde ortak Özbek düşmanlarının varlığına rağmen büyük bir siyasi ve ekonomik merkez olan Kandahar şehrinin kontrol altına alınması mücadelesi başlamış ve şehir elden ele geçmişti. Şah Tahmasp 1537'de Kandahar'ı yeniden ele geçirmek için sefere çıktı. Kandahar'ın Moğol hükümdarı Hoca Kalan hiçbir direniş göstermeden şehri Kızılbaşlara teslim etti. Bundan sonra Sultan Süleyman'ın seferleri sonrasında yaşanan aradan yararlanan Şah Tahmasp, Şirvanşahlar Devleti'nin bağımsızlığına son verme kararı aldı. 1535 yılında günümüz Becirevan ve Erdebil arasında yerleşen Mahmutabad ve Salyan'da isyanlar ve iç savaş başlamıştı. İsyancılar Salyan yakınlarındaki bir savaşta Şirvanşah'ın ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı. Şirvan'daki karışıklıklar ve iç savaş, buradaki işlere karışmak için bahane arayan Şah Tahmasp'ın lehineydi. Ayrıca Şah'ın kız kardeşi ve eski Şirvanşah'ın eşi Perihan Hatun, kardeşinin yanına gelerek Şirvan'daki karışıklıkları ve burayı işgal etme zamanının geldiğini ona bildirdi. Gorçibaşı Padar adında bir Padar Türkü olan Şirvan askeri bir müfrezeyle Şirvan'dan Tebriz'e geldi. Şah Tahmasp'tan yardım istedi ve onu ülkede düzeni yeniden tesis etmeye çağırdı. 1538 yazında Şah'ın kardeşi Elkas Mirza 20 bin kişilik bir ordunun yanı sıra Karabağ ve Mugan'dan gelen birliklerle Şirvan'a girdi. Bölgeye aşina olan Gorçibaşı Padar da ordudaydı. Şirvan Şah'ın sarayı yine Bugurt Kalesi'ne sığındı. Kalenin kuşatmasının uzatılmasının ardından Şah Tahmasp bizzat kaleye geldi ve bir süre sonra kale zapt edildi. Şirvanşahların burada sakladığı hazinelere el konuldu. Aralarında Hüseyin Bey'in de bulunduğu çok sayıda Şirvan Bey'i bölgede yolsuzluğu kışkırtma suçlamasıyla idam edildi. Tebriz'e götürülen Şahruh da kısa bir süre sonra aynı kaderi yaşadı. Böylece devlet olmaktan çıkan Şirvan bölgesi Safevi Devleti'nin beylerbeyinden biri haline geldi ve Şah'ın kardeşi Elkas Mirza buraya beylerbey olarak atandı. Ancak uzun süre ayrı bir devlet olarak varlığını sürdüren Şirvanşahlar Devleti'nin varlığının sona ermesiyle birlikte hayatta kalan yerel soylular ve hanedan mensupları bu durumla bir türlü barışamadı. Bundan en fazla Azerbaycan'a yürüyen Osmanlı Devleti yararlandı. Ardından Şeki Hanlığı da lağvedildi ve toprakları Safevi Devleti'ne dahil edildi. Toygun Bey Kaçar, Şeki'nin ilk Kızılbaş Hakimi olarak atandı. Ülkenin güney ve kuzey vilayetlerinin Azerbaycan'ın Safevi Devleti sınırları içerisinde birleşmesi, Azerbaycan'ın daha fazla ekonomik ve kültürel büyümesi için koşullar yarattı. Şah, 1541'de Gürcistan topraklarına ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi. O zamanlar Şah 27 yaşındaydı ve zaten tüm gücü elinde toplamıştı. Eyaletlere, güvendiği emirleri ve Kızılbaşların yüksek elit tabakasına kendisine yakın kişileri yerleştirmişti. Bu yürüyüş başladığında felaketle sonuçlanan iç savaş sona ermiş, 1539'da Özbeklere karşı kazanılan zaferle doğu sınırlarında istikrar sağlanmış ve Süleyman'ın yürüyüşünün üzerinden 6 yıl geçmişti. Kartli ve Kaketi krallıkları Safevi baskınlarının asıl yükünü çekti. Sabaratiano ve Satsitsiano gibi birçok özerk devlete sahip olan Kartli Krallığı'nda Bagrationi Hanedanı'ndan ve Kral Konstantin Luarsab'ın doğrudan soyundan gelen Kral 1. Laursab, o dönemde Şah Tahmasp'ın büyük rakibiydi ve Safevilerin Kartli ve çevre bölgelere hakim olma girişimlerine şiddetle direndi. Dönemin Safevi kaynakları Gürcü krallıkları arasında hiçbir ayrım yapmamaktadır. Bu kaynaklarda bölgenin ortak adı Gürcistan terimidir. Kaynaklarda yürüyüşün başlatılmasının ardındaki temel amaç kafirlere karşı kutsal savaştan başka bir şey değildi. Tarihçi Hasan Bey Rumlu şöyle yazıyor: "Dinin savunucusu Şah, İslam'ın zaferi ve peygamber dininin güçlenmesi için korkusuz birliklerle Gürcistan'a yürüdü." Öte yandan Ermeni tarihçi Zakarya Sarkavag Kanakertsi şöyle yazmıştır:
İlk işgalin nedeni Tiflis'e gelen İranlılara saldırıp onları soyan Gürcülerdi. Safevi işgalinden sadece 2 yıl önce Gürcistan'dan geçen Venedik elçisi Michele Membray şunları yazıyordu. Kral Luarsab'ın sayıları 5000 civarında olan Aznavur adı verilen atlıları vardır. Söz konusu Tiflis şehri çok büyüktür ancak büyük bir kısmı birçok savaşla yok edilmiştir. Kral Luarsab, Sofi'ye yılda 1000 düke haraç ödüyor. Membre'ye göre Kaketi Krallığı en azından 1538'e kadar Safevi İmparatorluğuna haraç ödedi. 1541'de Kızılbaş birlikleri Karabağ'dan kuzeye Kral Luarsab yönetimindeki Kartli Krallığı'nın başkenti Tiflis'e doğru yürüdü. Şah Tahmasp'ın Gürcistan'a düzenlediği bu ilk yürüyüşe katılan Hasan Bey Rumlu, günümüzün diğer kaynaklarına göre daha detaylı bilgi vermektedir. Kızılbaş ordusu gece vakti Tiflis şehrine ulaştı ve hemen şehre saldırı düzenlendi. Luarsab'ın generallerinden Kalbadi Gurci savaşçılarıyla birlikte Tiflis şehrindeydi ve direnme niyetindeydi. Sonunda o mağlup oldu ve şehir Kızılbaşların eline geçti. Şehir yağmalandı, insanlar esir alındı. Bir diğer Gürcü general Habş Bartiz Kalesi'ne kaçtı ve sonunda o da mağlup oldu. General Kelbat da dahil olmak üzere İslam'a geçenler bağışlanırken dinini değiştirmeyenler derhal idam edildi. Kızılbaş ordusu, Luarsab ve halkını ele geçirmek için Kura Nehri kıyısı boyunca yürüyüşe başladı. Ordu kısa süre sonra ganimet ve birçok esirle birlikte Tebriz'e döndü. Safevilerin seferi başarılı oldu. Bu sonuç kendisinden önemli ölçüde üstün olan Osmanlı ordusuyla zorlu savaşlarda bulunan Kızılbaş ordusunun moralinin yükselmesine neden oldu. Buna göre bu zafer Kızılbaşların gözünde artan gücünü ve prestijini yansıttığı için Tahmasp'ın kendisine büyük kişisel fayda sağladı. Bu dönemde Şah Tahmasp'ın kişisel prestijini artırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için askeri başarıya ihtiyacı vardı. Sonuç olarak bu seferde elde edilen başarı Kızılbaş emirlerinin şahlarına olan bağlılıklarının artmasına ve onu güçlü bir lider olduğunu görmelerine yol açtı. Osmanlılar 1546'da Basra Körfezi'ni de aldılar. Böylece Osmanlı İmparatorluğu Güney Mezopotamya'nın işgalini tamamlayarak Dicle ve Fırat nehirlerinin Basra Körfezi'ne döküldüğü bölgeyi ele geçirdi. Artık Osmanlı Devleti Basra Körfezi'nde ticaret yapma imkanına sahipti. Şah'ın kardeşi Elkas Mirza, Şah'a karşı isyan kaldırmıştı. İsyan haberi Şah'a, o 1546 yılında Kazvin'deyken ulaştı ve Şah ordunun başında bizzat Şirvan'a yürümeye karar verdi. Şah'ın ordusuyla geleceğini duyan Elkas Mirza, tehlikeyi sezerek annesi ve oğlu Ahmet Mirza'yı Şah'ın sarayına göndererek af diledi. Şah teklifi kabul etti ve üst düzey yetkilileri Elkas Mirza'nın isyan etmeyeceğine dair Kur'an üzerine yemin etmesini ayarlamak üzere Şirvan'a gönderdi. Varılan anlaşmaya göre Elkas Mirza, Şah'ın hazinesine yılda 1000 tümen ödeyeceğine, savaş durumunda 1000 savaşçı göndereceğine ve ölümüne kadar tahta sadık kalacağına yemin etti. Kısa bir süre sonra Elkas Mirza, yemininden vazgeçmiş, kendi adına para basmaya ve hutbe okutturmaya başlamıştı. Bunu yaparak muhtemelen Osmanlı padişahının yardım edip etmeyeceğini öğrenmek için zaman kazanmak istiyordu. Derbend'e giden Elkas Mirza orada Kızılbaş ordusu ile karşılaştı. Kızılbaşları yenemeyeceğini gören ve savaştan kaçan Elkas Mirza Osmanlı topraklarına giderek Sultan Süleyman'a sığınmaya karar verdi. Elkas Mirza'nın isyanı Şah'ın seferini geciktirmişti. Nihayet ilk seferden tam 6 yıl sonra Şah Gürcistan'a ikinci yürüyüşünü gerçekleştirdi. 1547. kışında Kaketi Krallığı'na yapıldı bu sefer. Gürcü birliklerinin yenilgisiyle ve bölgenin tahrip edilmesiyle sonuçlanan şiddetli bir savaş başladı. Şah'ın ikinci seferi bir sıra Gürcü soylularının Şah'a boyun eğmesi ve itaat etmesiyle sonuçlandı. Sultan Süleyman'a sığınan Elkas Mirza ve ardından gelişen olayı Hasan Bey Rumlu şöyle anlatmıştır. 1548 yılında Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğuna bağlı tüm ülkelerden Macaristan, Eflak, Bosna, Sırbistan, Morea, Moldova, Anadolu, Mantaşeli, Karaman,
Maraş, Halep, Suriye, Mısır, Hicaz, Yemen, Diyarbakır, Arap Irak'ı ve Kefe'den topladığı büyük bir orduyla Azerbaycan'a girdi. Yürüyüşü duyan Şah, Tebriz'den ayrıldı ve Şenbi Gazan'a çekilerek ordu toplamaya başladı. Şirvan Beylerbeyi İsmail Mirza ve diğerleri onun kampına katıldı. Elkas Mirza, ordusu Kızılbaş topraklarına girer girmez birçok kabilenin ayaklanacağına dair sultanı ikna etmişti. Ancak bu gerçekleşmedi ve hatta Elkas'la birlikte İstanbul'a giden insanlardan birkaç kişi onu bırakıp şahtan af diledi. Osmanlı ordusunun hareketini zorlaştırmak için Tebriz'e kadar olan her yer tahrip edildi. Hasan Bey Rumlu şöyle devam ediyor. Süleyman, Erzurum-Hoy-Tebriz yoluyla Azerbaycan'a gelmişti. Ulema, bir grup Türk'le birlikte Van Kalesi'ni ele geçirmek için gönderildi. Sultan, Merent'teki Kızılbaşlara saldırmak için 40 bin askerle Hoy'dan hareket edecek olan bir dizi paşayı Elkas Mirza da dahil ayırdı. Abdullah Han Ustaçlı, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu ve Ali Sultan Tekeli komutasındaki Osmanlı birlikleri cephede Kızılbaş birlikleriyle çatıştı. Şahverdi Sultan savaşta büyük cesaret gösterdi. Osmanlı'nın üstün güçlerinin baskısı altındaki Kızılbaşlar Şah'ın Eşkamber'deki karargahına çekilmek zorunda kaldı. Şah, Eşkamber Nehri kıyılarını terk ederek Huzistan, Fars, Kirman ve Irak emirlerinin buluşacağı Ahar Nehri'ne çekildi. O sırada Sultan Süleyman ana kuvvetleriyle Tebriz'e girdi ve orada ancak 4 gün kalabildi. O günler Osmanlı ordusu için çok üzücüydü. Osmanlı ordusunun 5000 at, deve ve katırı yem sıkıntısı nedeniyle telef oldu. Şehirde yiyecek sıkıntısı yaşanması nedeniyle Türk savaşçılar kasaba halkının şahsi mallarını yağmalamaya başladı. Sultan şehri terk etmek zorunda kaldı ve bu sırada kasaba halkı isyan çıkardı. Geri çekilen Osmanlı ordusu Kızılbaşların sürekli saldırılarına maruz kaldı. Osmanlı ordusunun geri çekilmesinin ardından Şah Hoy'a girdi. Şah'ın oğlu İsmail Mirza'nın ani saldırısı sonucu Osmanlı ordusunun neredeyse tamamı öldürüldü. Kars Kalesi Kızılbaşlar tarafından yıkıldı. Türkler darmaduman edildi ve kaçtı. Erzincan şehri yağmalandı. Şah Tahmasp bu sefere uygun taktikler seçti ve çok sayıdaki Osmanlı ordusuyla kesin bir savaşa girmedi. Osmanlı ordusunun malzeme ve teknik ekipmanlarında sıkıntılar yaratıp onları geri çekilmeye zorladı. Elkas Mirza, Kum ve Kaşan'a saldırdıktan sonra İsfahan'da durduruldu. Daha sonra savaşların birinde yakalandı ve bir kaleye konuldu ve ölümüne kadar orada kaldı. Bunun üzerine Sultan Süleyman bu seferi durdurup geri döndü. Kızılbaş ordusu kalabalık bir halde Şeki'de toplanmıştı. Osmanlı ordusu da Gürcistan'a batıdan girmişti. Kızılbaş ordusu Şeki'de kamp kurarken Gürcü hakimlerden Keyhosrov, Şah Tahmasp'a başvurarak Kral Luarsab'a karşı yardım istedi. Çünkü Luarsab, Gürcistan topraklarının bir kısmını ele geçirmişti. Osmanlı ordusunun Gürcistan'a girdiğini öğrenen Şah, Luarsab'la Osmanlılar arasında ittifak oluşumunu önlemek amacıyla Kartli'de bulunan Luarsab'ın ana kalesine sefer başlattı. Böylece Şah, 1551 yılında Gürcistan'a 3. yürüyüşünü gerçekleştirdi. Kızılbaşlar 2-3 manastırı ele geçirmelerine rağmen Luarsab'ın ana ordusunu yakalayamadılar ve onlar kaçmayı başardı. Birçok ganimet ele geçiren Kızılbaşlar manastırı yağmaladı ve oradaki keşişlerden 20'si hayatını kaybetti. Kışın gelmesiyle birlikte Safevi ordusu Karabağ'a çekildi. Hasan Bey Rumlu Gürcistan'daki çatışmaları detaylı bir şekilde anlatan bilgiler vermiştir. Safeviler siyasi açıdan birçok önemli hedefe ulaştı. Bu seferle Şah Tahmasp, Keyhosrov gibi yeni bir vasal hükümdar elde etti. Ayrıca Keyhosrov, Şah Tahmasp'ın Tumak Kalesi'ni, Akşehir ve çevresini ele geçirmesine yardım etti. Ünlü Gürcü soylularından Vahuş Gürcü ve Keyhosrov'un topraklarını işgal eden müttefiki Şarmazanoğlu yakalanıp idam edildi ve toprakları bölündü. Ancak nihai hedef olan Gürcü ordusunun komutanı Luarsab'ı Kızılbaşlar yakalayamadı. Bu nedenle Kızılbaş ordusu yerel halkı cezalandırdı.
Üç kez Safevi devletine sefer eden Kanuni Sultan Süleyman o kadar da büyük bir başarı elde edememişti. Sefer sırası artık Şah'daydı. Ve Şah 1552 yılında Osmanlı topraklarına sefere başladı. Erzurum hakimi İskender Paşa'nın Hoy bölgesine yürümesi Şah için harika bir bahane oldu. Şah'ın emriyle birlikler toplandı ve dört parçaya bölünerek dört yöne gönderildiler. Şah Tahmasp bu yürüyüşe bizzat katıldı ve harekat planını bizzat kendisi hazırladı. Bu sefer sayesinde Kızılbaşlar, Ahlat topraklarında 30 bin koyun, 10 bin sığır ve 3 bin at ele geçirdi. Van bölgesinde evler ve mahsuller mahvedildi. Bitlis, Vostan, Adilcevaz, Erçiş, Muş ve Pasin bölgeleri kılıçtan geçirildi. Şah Tahmasp seferi başarıyla yürütürken Erzurum'un Osmanlı hükümdarı İskender Paşa'yı cezalandırmaya karar verdi ve bu görevi oğlu İsmail Mirza'ya devretti. Ancak Osmanlı ordusu bir anda Kızılbaşları kuşatma altına aldı. Osmanlılar bir anda başlayan Kızılbaşların taarruzuna dayanamadı ve panik içinde kaleye doğru koşmaya başladı. Birçoğu Erzurum Kalesi'nin etrafındaki hendeğe düştü. Hendek erkekler ve atlarla doluydu. Panik içindeki Osmanlılar kapıları kilitlemeyi unuttu ve 3 Kızılbaş Kale'ye girmeyi başardı. Hendeğe düşüp ölenlerin yanı sıra 2576 Osmanlı askeri de öldürüldü. Osmanlı'nın önde gelen soylularından Trabzon hükümdarı Mustafa Bey, Mareş hükümdarı Kabir İsa, Sultanın kulağısı Muhammed Bey, İskender Paşa'nın kardeşi Ramazan Bey, Malatya hükümdarı Hayrettin Bey ve daha birçokları esir alındı. İsmail Mirza, Osmanlı Devleti'nin güneydoğusuna sefere gitti. Bu seferde Kızılbaşlar büyük ganimetler ele geçirdi. Şah, 1553 yılının Mart-Nisan aylarında seferden Nahçıvan'a döndü. Aynı yıl Tahmasp, barış görüşmesi yapması için Emir Şemseddin Dilicani'yi sultana gönderdi. Ancak Hasan Bey, Rumlu'nun yazdığına göre, geri dönen elçinin getirdiği mektupta sultan, doğu ve batının padişahına yeterince saygı göstermemişti. Buna karşılık Şah, oğlu İsmail'i bir orduyla Kürdistan'a gönderdi. Van, Vostan, Erciş ve Adilcevaz'ı harabeye çevirerek ganimetlerle birlikte Nahçıvan'daki Şah karargahına geri döndüler. Ve barış anlaşması yapılamadı. Şah Tahmasp'ın seferini ve zaferlerini İskender Paşa'nın Erzurum yakınlarında İsmail Mirza'ya utanç verici yenilgisini öğrenen Sultan Süleyman belirleyici savaş için sefer başlatmaya karar verdi. Habsburg ve Macaristan Krallığı ile savaşmak için gönderilen Rüstem Paşa, Eğri Kalesi'nin kuşatmasını durdurdu ve Safevilere karşı sefer hazırlıklarına başladı. Rüstem Paşa, Safevilere karşı yürümek üzere ordunun başına getirildi ve 50 bin muhafız, yeniçeri ve süvariden oluşan bir orduyla doğuya gönderildi. Osmanlı'nın yeni bir sefere başlayacağı haberinin Şah Tahmasp'a ulaşması üzerine Şah, Mahmud Bey'i serbest bırakarak barış görüşmeleri için sultana gönderdi. Ordu yürüyüşe hazır olmasına rağmen padişah, Şah'tan müzakereler için Osmanlı'ya yetkili bir kişiyi göndermesini istedi. Şah Tahmasp, Şemseddin Dilicani'ye yetki vererek onu barış görüşmeleri için İstanbul'a gönderdi. Bu sırada Osmanlı ordusunun sefer öncesi hazırlıkları neredeyse tamamlanmıştı. Dilicani 19 Ağustos 1553'te Osmanlı başkentine ulaştı ve o sırada yürüyüş hazırlıkları tamamen bitmişti. Sultan ve ordusu 28 Ağustos'ta başkentten ayrıldı ve elçiye yolda padişahın kendisine cevap vereceği bilgisi verildi. Osmanlı ordusu kışı geçirmek üzere Halep'e gitti ve önümüzdeki baharda buradan Safevi devletine saldırı planlandı. Halep yolunda Safevi elçisi Dilicani serbest bırakıldı ve kendi devletine doğru yola çıktı. Osmanlı kaynaklarına göre Dilicani, Osmanlı kampından bir sonraki baharda Osmanlıların Safevilere savaş açacağı haberiyle ayrılmıştı. Elçi, sultanın verdiği şeref cübbesi ve şaha hitaben yazılmış bir saltanat mektubuyla birlikte serbest bırakıldı. Mektupta, Osmanlı ordusunun fitne dolu doğu vilayetlerini fethetmek ve iyi korunan mülklerde yaşayan halka zulüm yapanları cezalandırmak için geldiği belirtiliyordu. Ancak Relazione Anonima'nın
Guerra di Persia kitabında yazdığına göre, şehre varıldığında Safevi elçisi çağrıldı ve Haydar Paşa, barış için gerekli koşulları şaha iletmesini elçiye bildirdi. Bu taleplerin özünde Şirvan vilayetinin iki devlet arasında paylaştırılması ve Safevilerde ilk üç halifenin İmam Ali lehine lanetlenmesinin durdurulması yer alıyordu. Şartları anlayan elçi, bu şartlar altında barış anlaşması yapma yetkisinin bulunmadığını, şah ile görüşerek padişah ve paşanın söylediklerini kendisine iletmesi gerektiğini söyledi. Bundan sonra barışa ya da savaşa karar verilebilirdi. Daha sonra o, hediyelerle serbest bırakıldı ve ona şahın cevabını bildirmesi için padişahın kışı geçireceği Halep'e gelmesi gerektiği bildirildi. Bu görüşe göre Süleyman barış istiyordu ya da en azından bunu yapmaya çalışmış ve ilk barış koşulları üzerinde müzakerelerin başlatılması için elçini şaha göndermişti. Sultanın amacı bitmeyen ve her iki tarafa da fayda sağlamayan savaşı sona erdirmekti. Osmanlı Devleti'nin elçisi olan bir Habsburg yetkilisinin ifadesine göre 1 Kasım 1553'te orduyla birlikte İstanbul'dan ayrılmanın amacı Safevilerle savaşmak değil, asi ve isyancı sayılan Şehzade Mustafa'yı idam etmekti. Safeviler gibi Osmanlı padişahı da barış imzalamak istiyordu. Sultan Süleyman sağ kalan tek oğlu Selim'le Kudüs'ü ziyaret etmeyi planlıyordu. Ancak beklenmedik bir şekilde Van'dan bir çapar, Kızılbaş Şehzadesi İsmail Mirza'nın Kızılbaş ordusuyla birlikte Van Kalesi'ne saldırarak çevreyi yağmaladığı haberini getirdi. Çapar, ayrıca Safevi elçisinin Mustafa'nın idamına ilişkin sarayına bilgi verdiğini ve Safevi sarayının Osmanlı şehzadelerinin en cesur ve en zekisi olarak kabul edilen şehzadenin ölümünü bayram olarak kutladığını belirtti. Ayrıca Şah Tahmasp, barış şartlarını reddederek barış için Osmanlı'nın Van'dan çekilmesi şartını öne sürdü. Bu haberlerin ardından padişah Kudüs ziyaretini erteledi ve kışı oğlu Selim'le birlikte savaş hazırlığı yaparak ve avlanarak geçirdi. Şah Tahmasp, Van ve Vostan istikametinde ilerleyen İsmail Mirza ve Sultan Hüseyin Mirza'ya ilave destek birlikleri göndermeye devam etti. Her iki birliğe de Osmanlı ordusunun yararlanabileceği tüm yiyecekleri yakma ve her şeyi yok etme talimatı verildi. Süleyman'ın Halep'teki varlığından yararlanan Tahmasp, yakılmış toprak taktiğini daha da sistematik hale getirdi. Diyarbakır'a gelen Sultan Süleyman, geleneğinin aksine ordudan çok sayıda insanı kabul ederek onların sorunlarını dinledi. Konuşmasının sonunda yaklaşan savaşın öneminden bahsederek ordu mensuplarına hediyeler dağıttı. Ancak bundan sonra ordu Safevilerle savaşmak için yola çıktı. Sultan Süleyman'ın Mayıs 1554'te başlayan son seferi, Tahmasp'ın oğlu İsmail Mirza'nın Doğu Anadolu'yu ele geçirmesine ve Erzurum Paşası İskender Paşa'yı yenilgiye uğratmasına karşılık vermekti. Diyarbakır'dan Karabağ'a doğru yola çıkan Süleyman, buraları ele geçirmeyi başardı. Buna karşılık Tahmasp, ordusunu 4 ana kolorduya ayırdı ve onlara farklı yönlerde askeri görevler verdi. Kızılbaşların avantajını gören Sultan Süleyman, bu yürüyüşün de başarıya ulaşmayacağını anlayınca geri çekilme kararı aldı. Böylece son yürüyüşü başarısızlıkla sonuçlandı ve barış görüşmeleri hızlandırıldı. İlk barış talebi Osmanlılar tarafından yapıldı. Üst düzey mahkumların değişimi gerçekleşti. 29 Mayıs 1555'te iki devlet arasındaki ilk antlaşma Amasya'da imzalandı. Anlaşmaya göre Batı Gürcistan bölgeleri olan İmeritya, Megrelya ve Gurya Osmanlı Devleti'nin etkisi altına girerken doğu bölgeleri olan Ahıska, Kartli ve Kaketi Safevi Devleti'nin elinde kaldı. Doğu Anadolu'da Erzurum, Van, Şehrizor gibi pek çok tampon bölge oluşturuldu. Kars, askerden arındırılmış bölge ilan edildi ve kalesi yıkıldı. Anlaşmanın şartlarından biri de Seyfevilerin Osmanlılar için önemli dini şahsiyetler olarak kabul edilen Raşidin halifeleri Ayşe ve Peygamber'in sahabelerinin dini ritüellerle aşağılamalarına son verilmesiydi. Bu Osmanlı-Safevi anlaşmalarının genel bir koşuluydu. Barışın ardından Osmanlı Devleti Batı cephesine özel önem verdi ve her iki devletin sınırları bir süre istikrara kavuştu.
Osmanlılar Safevileri sapkınlık ve küfürle suçlamak yerine anlaşmayla 12 imamı Şiiliğin temsilcileri olarak resmen tanıdı. Safeviler, hac ziyareti hakkı karşılığında Osmanlıları, Müslümanlar için kutsal şehirler olan Mekke ve Medine'nin hamileri olarak kabul ettiler. Şah Tahmasp ayrıca ilk halifelere küfretmeyi ve Ömer İbn Hattab'ın öldürülmesi onuruna şenlikler düzenlenmesini de yasakladı. Aslında kardeş olan bu iki devlet birbirine bir türlü üstünlük sağlayamamış ve en sonunda pes edip barışmayı seçmişti. Bu barış anlatması Şah Tahmasp'ın zaferi anlamına geliyordu. Bundan sonra Şah Tahmasp sadece Gürcistan'a seferler etti. Gürcistan'a toplamda 6 yürüyüş eden Tahmasp birçok galibiyetler, ganimetler, kaleler, esirler topladı. Amasya Antlaşması'ndan sonra Gürcistan ziyaretleri dışında Şah Tahmasp, Kazvin'den nadiren ayrılmış ancak bu dönemde de aktif olmuştur. 1574 yılında Şah Tahmasp'ın sağlığı ciddi şekilde bozuldu ve 2 ay içinde 2 kez ölüme yaklaştı. Ve Şah Tahmasp 14 Mayıs 1576'da öldü. Şah'ın ölümünün iddia edilen nedenlerinden biri zehirlenmeydi. Ebu Nasr Gilani, sarayın muhafızları tarafından Şah'ı zehirlemekle suçlandı ve öldürüldü. Şah Tahmasp kendisini dindar bir mistik Şii kral olarak tanımladı. Tahmasp, en çok sanata sahip olan Safevi Şahı olarak kabul edilir. Gençliğinde kaligrafiye ve sanata meraklı olan Şah Tahmasp, her iki alanın insanlarına da sahip çıkmıştır. Tahmasp'ın Safevi sanatına en büyük katkısı, saltanatının ilk yarısında lüks resimli el yazmalarını himaye etmesiydi. Tarihi Alemara'yı Abbasi eseri, Tahmasp'ın saltanat dönemini Safevi hat ve resim sanatının en iyi dönemi olarak nitelendirir. Şah Tahmasp, hayatının son yıllarında şairleri ve şeriatı küçümsemeye başladı ve Kur'an'a olan eğilimi arttı. O, şairleri artık dindar olarak görmüyordu. Çünkü çoğu şarap bağımlısıydı ve dinsiz davranışlara sahipti. Şairlerin birçoğu hala erotik içerikli şiirler yazıyordu. Tahmasp, mirasçılarının aksine Türk kökenli olmayan Gürcü ve Çerkez kadınlarla evlendi ve onlardan çocukları oldu. Ancak hareminin asıl eşi Türk olan Sultanım Bey'imdi. Pek eğlenceli bir çocukluk yaşamayan Şah Tahmasp, bazen gaddar bir şah gibi gözükse de Safevi kaynakları onu adaletli biri olarak tasvir etmiştir. Tezkere sahibi olan Şah, aynı zamanda üstün yetenekli bir ressamdı. 52 yıl hüküm süren Şah, Safevi tarihinin en uzun ömürlü şahı olup gerçek anlamda yorgun demokrattı.